Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmamı yazmıştım ama değiştirdim. Neden değiştirdim? Ayıptır, günahtır, yazıktır. Adiliktir, şerefsizliktir, hasiyetsizliktir. 6 yaşında bir kız çocuğunu bu ülkede nasıl evlendirirler ya? Nasıl evlendirirler? Allah belasını versin. Bunu sebebi hükümet. Hükümet bunları besliyor. Hükümet bunları destekliyor. İhaleler veriyor. Sanayide, medyada, basında, televizyonda, her yerde bunların önünü açıyor. Her yerde destekliyor. Menzil tarikatı, FETÖ'cüler, Süleymancılar, Nurcular, bir İsmail'a bunlardan oy alacağım diye hükümet besliyor. Verdiğimiz vergileri onlara veriyor. Ama garibanlar, yoksullar bekliyor, açlıktan, işsizlikten kırılıyor. İşte bu hükümet bu sapıkları besleyerek çocuklarımıza, gençlerimize zarar veriyor. Zarar veriyor. Şimdi size bir şey ispat edeceğim. 2018 yılında genel başkanımız, ben konuşmamı bitireyim başkan, konuşursunuz siz de. Bakın, ben konuşmamı bitireyim. Sayın başkanım, izin versinler. Müsaade edin. Müsaade eder misiniz? Terbiyesizlik yapma ya. Sayın Purçu. Konuşma ya. Sayın Purçu. Konuşma. Sayın Purçu. Gel burada konuş. Ben ispatlayacağım, sen sus. Sayın 2018 Purçu, yılında bakın bir şey söyleyeceğim. Siz hükümet değilsiniz. Hükümet orada. Siz milletvekilleriniz. Hükümet burada. Siz hükümet değilsiniz. Sayın Başkanım, hakkımı çaldılar, uzatma isterim sonra. Siz bir genel kurula lütfen hitap edin. Nurettin Yıldız diye bir sapık 2018 yılında bir açıklama yapıyor. Diyor ki 6 yaşında kız çocuğuyla evlenebilir diye fetva veriyor. Ondan sonra Sayın Genel Başkanımız bir tweet atıyor. Diyor ki 6 yaşındaki çocukla evlenebilir diye fetva veren ve bu fetvayı verenleri destekleyen iktidara oy vermek, evlatlarımızı karanlık bir geleceğe mahkum etmek demektir. Çocuklarımız için gelin Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaralım. 2018. Savcılar 2018 yılında bu fetvayı veren bu sapıkla ilgili soruşturma bile açmıyor. Yalnız bunu haber yapan gazetecileri soruşturuyor ve 25 tane kişiye ceza veriyor. Böyle bir adaletsizlik olur mu ya? Ya bu çocuklar bizim ülkenin çocukları ya. Ülkenin çocukları. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bakın, o kişi, o sapık tutuklanacağı yerde bunu haber yapan insanlar tutuklandı. Ceza aldı. Peki biz bunu bir kere mi yaşadık? Hayır. Ensar Vakfı'ndaki çocuk tecavüzlerini gördük. Aile zoruyla yurdunda kaldığı için, baskı gördüğü için intihar eden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'yı hepimiz biliyoruz. Yine Aladağ'da tarikat yurdunda ölen, yangında ölen 12 kız çocuğunu da biliyoruz. Bunlarla ilgili hükümet kulağını tıkadı ya. Yazık değil mi? Bu ülke hepimizin, bu devlet, bu millet hepimizin, bu çocuklar hepimizin. Neden ceza almıyor bunlar? Gidin, bakın, Adıyaman'a gidin. Otobüs insanlar gidiyor Menzil denen bir yere. Nurcular, İsmail'a, bunlar ne oluyor ya? Ne oluyor bunlar Allah aşkınıza? Bunları bitirin artık. Allah aşkınıza bitirin bunları ya. Bunları bitirin. Neden bitirmiyorsunuz? Eliniz kolunuz mu bağlı? Niye bitirmiyorsunuz ya? Bakın, konuşmamı başka bir şekilde yapacaktım. Ben de bir babayım. Benim de yüreğim yanıyor. Ben de bir babayım. Lütfen bakın, bunları bitirin. Bir diğeri. Buyurunuz.
Bir diğeri hükümet bütçesi %100'ü aşkın, ortalaması %130 galiba, aşkın bir şekilde arttı. Arttı ama fakire garibana gitmiyor. Fakire garibana gitmiyor. Yıllar önce, yıllardan beri söyledik bunu. Bu arada Kemal Bülbül'e teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde romanları konuşan benden sonra ender vekillerden bir tanesi. Kendisine teşekkür ediyorum. Güle güle harcayın bütçenizi ama bu bütçede gariban yok, işçi yok, yoksul yok, emekli yok. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.